Şimdi Lila'mız geldi küçük günden beri. Bir sıkıntıları var. İklim problemleri var. Ve Lila bir Scottish Fold. Değil mi güzelim? Hadi bakalım. Alalım. Röntgenimiz hazır mı? Ayarlayacağız da bir an önce size bakarız. Öncelik bakalım mı dedim? Evet. Sen maliyet olmadı, ben röntgen verdim. Tamam. Merhaba. Hoppa. Bu ışığımız ne lan yanıyor? Yanıyor. Aa, deniz kapattım. Bak, elleme. Pardon. Elleme, ben de diyorum niye yanmıyor? O açığı ben kapatıyorum, gel bakalım bir tane. Gel bakalım bir merhaba de. Merhaba de. Bak ışıklar da var. Nasıl? Güzel mi? Hı? Şimdi ayaklarımızda birazcık sekmelerimiz mevcut. Zaten patilerimiz de biraz kalın kalın. Tırnaklarımızda da gelişim problemleri var. Onları da göstereceğim size. Birazcık enteresan normal bir kediye göre maalesef işte Scottish Fold cinsi kedilerdeki eklem kırak problemleri eklemlere yansıttığında ciddi anomalilere, sıkıntılara neden olabiliyor. Arka ayağında da problem olduğunu söyledin mi Recep? Arkada zaten var. Arkada var mıydı? Şu ayakta mı? Bakar mısınız ayağın şeklinde? Evet. Sahipleri inanılmaz seviyorlar ve evlerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tamam. Evet. Tırnaklarımız falan çok enteresan. Dönmüş mü onlar? Dönmüş. Tabii işte hep gelişim problemlerinden kaynaklanıyor. Bu tırnaklar nasıl, bunlar nasıl? Bunları bir halledeceğiz şimdi. Bak şunu arada döndürüp böyle kaldırıyormuş ağrıdan dolayı. Ne yapsın, hayvanın ağrısı vardır. Böyle bile hissediliyor. Hissediliyor değil mi? Şimdi yakın çekim planları da alalım sonra, gösterelim güzelce. Yani olurken şey yapın, bakın kuyruğumuz bilmiyorum gözüküyor mu? Bakın kuyruğu görüyor musunuz? Sopa gibi bir kuyruğumuz var. Şimdi röntgenlerini de çekeceğiz. Orada daha net belli olacak. Görüyor musun bir tane? Şey evet. Hı? Tamam. Evet. Röntgenimizi aç bakalım. Maalesef kedimiz ağrılar olduğu için çok sunulmuyor. O yüzden bunu tutmak zorundayız. Tutalım. Röntgenimizi inceleyelim. Evet. Pozuna alalım, olur mu? Emin olmamak için. Burada bütün eklemlerini gördüklerimiz, bakar mısınız? Gelişmemiş. Gelişmemiş bir kuyruk omuru var. Şurada. Nerede? Üremeler var değil mi? Omurlar arasında üremelerimiz var. Burada neredeyse birbirine girmiş. Evet, birbirine girmiş. Yani ciddi sıkıntılarımız var. Maalesef bu çocuk, Scottish Fold cinsi kedilerin rahatsızlığını şu anda yoğun bir şekilde yaşıyor. Ecim de ön, arka ayaklarımızı bir çekelim. Şimdi sahibiyle de kedimizi konuşacağız. Çok da seviyorlar onu. Nasıl olacak bilmiyorum. Hani başka problemler de çıktı aslında işin içinde. Maalesef kalçamızda da bir çıkıklığımız var. Strike'a da kesin olur. Ben konuşayım sahibiyle. Anne, uzatıyor bir de bak bana. Çok nazik yapıyorum, çok nazik. Tamam, tamam. Çok nazik. Değil, tamam. Çok sıkıntı. Hazır mısınız? Ben şey yapayım. Sen Oktay, Oktay'ı çağırıp röntgeni de bir göstermek istiyorum. Tamam, şu tırnakları batmış şey. Batmış değil mi? Şimdi yine bu ırkın sıkıntısından maalesef tırnaklarımız da alana gibi. Orada da dönüklerimiz var. Evet, onları da şimdi Ece hallediyor. Yani ben bayağıdır görmemiştim. Lila'ydı değil mi? Lila'yı bayağıdır görmemiştim. Zaten küçüklüğünden beri ben hani ilk geldiğimde demiştim ya size. Abi burada bir şüpheli durum var. Takip edelim, dikkat edelim diye. Maalesef bu Scottish Fold'ların hastaları yoğun bir şekilde gösteren belirtilerimiz çıkmış. Nereden anladım ben bunu? Birincisi arka ayaklarımız çok şey, kısa, eğri, diğer kediler gibi değil. İkincisi kuyruğumuz çok kısa ve sopa gibi. Eklemlerimiz kıtır kıtır seslerimiz var. Siz de duymuşsunuzdur belki. Bazen bir şey yok. Evet. İşte bunlar ne biliyor musunuz? Bu hayvanlarda
kırık kulak olmasını, tabii siz de bilmiyorsunuz bunları. Maalesef insanların güzel bir bilgilendirilmesi lazım bu konuda. Bu kırık kulaklı olması, oradaki kırdak yapısının bozuk olmasından kaynaklanıyor. Ama asıl olay diğer ekranlardaki kırdak olaylarında bozuk olduğunda hayvanlarda ciddi ağrı ve sıkıntılara neden oluyor. Şimdi tırnağım kesilsin, sonra size burada röntgen de göstereceğim, tamam, olur mu? Tamam. Anlatacağım. Şimdi biz... Ben sana koyuyorum bir geçiş süreliğine. Nasıl? Baksana. Baksanıza bir koyalım. Hasta sahibimizi de anlatalım. Sonra abi seni dışarı alacağım bari pandemi dolayısıyla. Bir röntgen de sana bir izah etmek isterim. Tamam. Geciktirir sadece. O zaman da demiştim ya size. Sadece mevcut durumu belki kullandığımız ilaçlar geciktirebilir. Ama tedavi edemez. Çünkü genetik bir hastalık bu. Maalesef. Şimdi Ece'cim siz böyle geçin. Ben Oktay Bey'e anlatayım. Sen anlatmayın. Abi siz böyle geçin. Siz burada bekleyin. Ben şimdi buradan görüntüyü büyütüp size göstereceğim. Şimdi ben iki poz çektim. İlk önce genel pozumuza bir bakalım, büyüterek. Çok da rahat durmadığı için tabii güzel bir röntgen pozu olmadı. Burada sıkıntımız şu, şimdi size de döndürüp göstereceğim. Güzel bir pozisyon yakalayayım. Şimdi baştan başlayalım. Birincisi ön kolumuzda da sıkıntımız var değil mi? Evet abi, bakın, sağda. Dirsek eklemimiz burası bizim. Sizin anlayacağınız şekilde. Dirsek eklemimizde gördüğünüz gibi beyazlıklar var. Normal bir kedide bu kadar beyazlık olmaz. Burada bu beyazlıkların gözükmesi bize burada bir yangının, yani bir sürtmenin, eklemin güzel çalışmadığını gösteriyor. Aynı şey abi burada da var. Normalde bu bir örnektir. Bir makine dişlisinin diğer bir dişiye girmesi gibi böyle net bir şekilde gözükmesi lazım. Ama sizde artık flulaşmalar başlamış. Bu güzel bir durum değil. İkincisi, patilerimizi görüyor musunuz? Ne kadar hani böyle kibar diyeyim aslında. Daha iri olması lazım. Normal kedi patisine göre. Onun da şeylerini göstereceğim. Kemiklerimiz, yeterince kıkırdaklarımız gelişemediği için kemiklerimiz de gelişememiş ve bakın hep bir yamuk, eğri büğrü, çok güzel yapıda olmamış maalesef. Burada da keza öyle. Şimdi buradan sonra arka tarafa geçelim. Bakın burada topuk eklemimiz net gözükmüyor, gördünüz mü? Sanki böyle bir çamur varmış gibi orada. Çok güzel değil hani görüntülerimiz. Zevklerimizde çok aman aman bir şey yok ama orada da yine beyazlıklar var. Burada asıl sıkıntı, ben bu röntgeni çektiğimde şurada kalça ekleminde bir sıkıntı düşündüm. Ve onun için bir de bir poz daha çekmek istedim. Yine kuyruğumuza gelirsek, bakar mısınız burada kuyruk omurları arasında disk dediğimiz oluşumların oluşması lazım ama bakın burada diskler yok. Sopa gibi. Sopa gibi. Bakın şurada kaynamış bile hatta ve şurada üremeler var. Gözüküyor musunuz? Bakın burada üremeler var. Eklem üremeleri var. Bu neden oluyor bu üremeler? Bir süre sonra hareket ettiğinde kuyruk omurları yeterince yağlanamadığı için vücut kendine aslında bir savunma mekanizması oluşturuyor. Bu üremeler bu yüzden şekilleniyor. Gördüğünüz gibi burada bakın kalça çukurluğumuz ağrısı olduğu için çok da tutamadık. Sol tarafı bile anormal gibi geldi. Burası normal. Ha. Ben işaret koymadım. Burası anormal. Ha, burası gördünüz mü? Bakın eklemin dışında burası ve burada yine kalça eklemi oluşmamış bile. Bunun için bu operasyonu düzeltebiliriz. Bunda sıkıntı yok. Ama ileride başka problemlerimiz olacak. Bunun için sizle birazcık konuşalım şimdi. Olur mu? Ece parasitleri uygulasın. Devamında ne yapacağız? Onları sizinle konuşalım. Yani çok, sizin ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Çocukları ne kadar sevdiğini biliyorum ama maalesef korktuğumuz başımıza geldi hocam. Çok seviyorsunuz. Değil mi hocam? Şimdi sen şeyden söylüyorlar bana. Sonu ne böyle devam edecek? Şey mi? Uyutma mı yoksa? Benim onu söylemeye dilim el vermiyor ama yani şimdi... bu hastalığın bir tedavisi yok. Hiçbir şekilde hani şunu yapalım, bunu yapabilirim size diyebilecek hiçbir şey yok. Size belli başlı ilaçlar verebilirim. Bunlar onun hayat kalitesini arttıracaktır. Eklemlerin daha iyi basmasını sağlayacaktır. Ama size hiçbir zaman devam etmesinin, ilerlemesinin önüne geçmeyecektir. Maalesef biraz onu zor bir hayat bekliyor. Üzgünüm yani bunu söylerken de size. Çünkü sizin ne kadar sevdiğinizi biliyorum.
Gerçekten ben, de çok zor. Ben de söylüyorum da benden ziyade çocuklar. Çocuklar da evet, yıkılacak konularda. Yani çok zor. Aslında burada en büyük suç kimde biliyor musunuz? Bunu üretenlerde ya, evet. Alanlarda işte. Yani çünkü siz bilmiyorsunuz. Böyle şey yapmam mı ya? Siz bilmiyorsunuz. Arz olmayınca, şey talep olmayınca arz da olmaz. Ben almasam. Yine birazcık şeyi azaldı bunların, satışları azaldı çünkü insanlar bilinçlendi ama siz bunu birisi bilemezsiniz. Maalesef üreticilerin çoğu bunları bile bile hala üretiyorlar. Durum böyle. Şimdi sizinle dışarıda biraz sohbet edelim, olur mu? Ece gelsin para sistemi yapsın. Onun dışında başka bir şeyimiz yok sanırım. Ece'cim, sen para sistemi yap, biz Oktay abiyle konuşalım dışarıda, olur mu? Hadi bakalım. Sene. Tamam, siz bu sistemi yapın, olur mu? Ay, ay birazcık daha hafif diyebiliriz. Şu an glukozamin takviyeleri alıyor. Herhangi bir ağrı kesici ihtiyaç duymuyor ama ilerleyen dönemlerde aynı şekilde ihtiyaç duyabilir. Önceki kedimiz gibi. Ya bakalım. Anam bu gözler ne? Anam! Gel, gel. Aç bakalım ağzımızı. Biriklerine bak. Dedim ki glukozamin çok ses çıkıyor. Bakalım. Naz Hanım, bir Onur'u çağırır mısın? Tamam anne. Bu gözyaşı bu kadar mutlu olmuyor. Onurcuğum, şimdi bak bunda da nasıl bir sıkıntımız var? Gözler akıyor değil mi çok? Gözler akıyor ayrı mesele de. Bunun hepsi çok kötü. Hı, özür dilerim. Bunun yapısı çok bunun kötü. Bunun yapısı çok kötü. Bak bunun deliklerimiz çok dar. Yeni bir Scottish Fold değil mi? Evet. Hı hı. Sence bunun şöyle cerrahi işlemle açılması yapılabilir. Yapılabilir değil evet. Mi? Evet. Uyurken falan bayağı buluyormuş. Evet, ufak bir cerrahi işlemle onlar biraz genişletebilir. Ama yani işte bu da bir Scottish Fold. Bir ikincisi yine. Maalesef sorunlu problemler var. Sence böyle bir şey önermeli miyiz? Çok şikayetler artarsa yapmamız lazım çünkü ilerleyen yaşlarda sıkıntı olur. Ama çok da güzel bir şey. Çok güzel de şey evet. Ama uyurken zorluyor ciddi anlamda. Yani hafif uykusu hafif olan biri uyanır diyor. Bir videosunu atsın bize. Olur mu? Videosunu da bir değerlendirelim. Ondan sonra olmadı oraya ufak bir cerrahi işlemle burun deliklerini genişletmemiz gerekecek. Çünkü çok dar, öyle, evet. Çok dar ya yani. Bunun yapısı da... Çıktığından beri dardı, bir de genişleyince daha da darlaşmaya başladı. Bunun yapısı da şey sıkıntı. Evet. Ben şimdi bile inanılmaz şey yapıyorum. Tamam, bunu bir değerlendirelim. Bize bir videosunu da atsınlar, olur mu? Ne derece sıkıntı yaşıyor hayvan. Çünkü ileride solunum sistemi de bozacaktır onu. Merhaba. Ben bakıyorum hastamı. Tamam. Kapatıyorum.